Bir önceki kız çocuk elbisemizin robasında ipimiz arttı. İki yumak ip almıştık. Kumaşımız da arttı. Bu sefer tekrar ikinci bir değişik robayla kumaşımızı ve kalan iplerimizi değerlendirmek istedik. Onun için yeniden bir roba daha başlıyoruz. 3,5 numara şişle 95 ilmek başladık. 3 sıra horoşa ördükten sonra bir ilik açtık. Modelimizi kurmadan önce robamızın ilmek sayılarını vereceğiz. 6 ilmek düğme bandımız için ayırıyoruz. 12 ilmek ön robamız için. 12 ilmek ön robamız için ördükten sonra bir ilmek artırıyoruz. Bir ilmek artırma bandımızı örüyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. 14 ilmek kol paylarımızı örüyoruz. 14 ilmek kol payını ayırdık. Yine bir ilmek artırıyoruz. Artırma bandımızı örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Arkaya 27 ilmek kalıyor. Biz bu 27 ilmeği 7 ilmekte bir kapalı artırma yaparak arkada ilmek sayısını 30 ilmeğe çıkaracağız. Arkaya 27 ilmek kalmıştı. Her 7 ilmek arayla 3 tane kapalı artırma ilmek yaptık ve ilmek sayısını 30'a çıkarttık. Şimdi tekrar yine bir ilmek artırıyoruz ve 14 ilmek kol payını örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. 1 ilmek artırma bandımızı örüyoruz. Yine 1 ilmek artırıyoruz. Ön robanın ilmeklerini önce 1 ilmek örüp geriye dönüyoruz. Dönüşte 2 kez ikişer ilmek örerek dönüyoruz. Bir kez 3 ilmek, bir kez de 4 ilmek örerek geriye dönüp yaka yuvarlaklığını sağlamış oluyoruz. Ön robadan bir ilmek aldık. Artırdığımız ilmeklerimizi ve artırma bantlarımızı ters ilmek olarak robamızı örüyoruz. İlmeklerimiz arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak örülüyor. Giderken artırdığımız ilmeğimizi örüyoruz ve ön robadan bu taraftan da bir ilmek örerek geriye dönüyoruz. Ön robalarımızdan şimdi birer ilmek örerek döndük. Bir dahaki seferde iki kez ikişer ilmek, bir kez 3 ilmek, bir kez de 4 ilmek örerek döneceğiz. Dönme işlemimiz tamamlandıktan sonra yakamız yuvarlaklığını sağlayacak. İlik ve düğme bantlarıyla birleştirerek normal örgümüze devam edeceğiz. 4-5 yaş kız çocuk elbise robası
3,5 numara şişle süper ince iple başlamıştık. 95 ilmek başladık. 3. sıra horoşa da 1 ilik açtık. 5 sıra horoşa yaka bandını ördük. Robamızı da ilik ve düğme bantlarına 6 ilmek, ön robamıza 12, kollara 14, artırma bantlarımız birer tane, arkaya 27 ilmeği, aralarda 7 ilmekte bir artırarak 30 ilmeğe tamamladık. Kollarımızın artırma bantları birer ilmekte. Bu birer ilmekleri üçer ilmek olduktan sonra tekrar ortaya dönerek V şeklinde artırma yaptık. Ön robadaki 12 ilmeğimizi önce 1 ilmek, sonra 2 kez 2 ilmek, 1 kez 3 ilmek, 1 kez de 4 ilmek örerek dönmüştük. Ve her V'lerimiz 3 ilmek artırdıktan sonra arka yüzden bir düz giderek bu ters ilmeklerimizi oluşturduk. Şimdi 24 ilmek artırdık. Kollarımız 62 ilmek oldu. Biz burada ön robadan örerek önce kollarımızı ayırıp öreceğiz. Bunun için de şimdi gösteriye geçiyoruz. 6 ilmek düğme bandımızı örüyoruz. 3. Ön bedenimizi örerek kola doğru devam ediyoruz. Şimdi ön robayı ördük. Artırma bandımızı da ön robaya dahil edeceğiz. Şimdi 62 ilmek kolumuzu örerek ayıracağız. Ve kol altından biraz ördükten sonra kol ağzına model koyacağız. Kolumuzu ayırdığımız 62 ilmeğimizi örerek sona doğru geldik. Arka bedene geçmeden geriye dönüyoruz. Geriye döndüğümüzde kol kenarından üçer tane ilmek artırıyoruz dikiş payı için. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Çünkü örgümüz ters yüze geçti. Kolumuzu örerken yine biz 6 sırada bir arka yüzden düz giderek ön yüzde ters çizgi oluşturacağız. Kolumuzu diğer başa geldiğinde yine 3 ilmek artırarak geriye döneceğiz. Arka yüzden örerek ön bedene doğru geldik. Ön bedene devam etmiyoruz. Kolumuzu geriye dönüyoruz. Geriye dönerken yine bu kenardan da 3 ilmek dikiş payı olarak artırıyoruz. Kolda ilmek sayımız 62'den 68'e çıkmış oldu. Örgümüzü normal yine 6 sıra düz örüp arka yüzden 1 sıra düz giderek ön yüzde çizgi oluşturacağız. Kollarımızı kısa yarım kol yapacağız. Kolumuzu
28 sıra ördük. Şimdi kol ağzına model koyacağız. Baştan 2 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmeği birlikte 2 tane alıyoruz. Deniz dalgası modelini uygulayacağız. 5 tane ilmeğimizi kenarlarından örerek artırıyoruz. Beş ilmeğin hem başından hem sonundan artırıyoruz. Arada 12 tane ilmeği ikişerli örüyoruz. Kestiğimiz ilmeklerin yerine yine artırma işlemi yapıyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 5 tane ilmeğimizi artırarak örüyoruz. Yine 12 tane ilmeğimizi ikişerli örerek eksiltiyoruz. Modeli bu şekilde kuruyoruz. Modeli kurduktan sonra arka sırada düz olarak örüyoruz. Ön yüzde haroşa ilmekler, ters ilmekler oluşuyor. Modelimizi ön yüzde kurduk. Arka yüzde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde ilmeklerimiz ters görünüm sağlıyor. Modelimizi ön yüzden kurduk, arka yüzden düz olarak ördük. Ön yüzde ters ilmekler oluştu. Şimdi bir kez daha ön yüzde düz, arka yüzden ters örüp modelimizi tekrarlayacağız. Robanın kol bölümünü yanlardan 3'er ilmek artırarak 28 sıra düz örgü yaptık. Her 5 sırada 6. sırayı arka yüzden düz örerek çizgileri oluşturduk. Sizler kol boyunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kol ağzına da deniz dalgası modelini koyduk. 2 sıra ördükten sonra 3. sırada biz modeli yerleştirdik. Modelin kurulumu daha önce anlatılmıştı. 3 sıra model kurduk. Şimdi arkadan keserek tamamlıyoruz. Sizler istediğiniz kadar kol boylarını uzatabilirsiniz. Uzun kol da yapabilirsiniz. 3 sıra modelin kurulumunu tamamladıktan sonra arka yüzden düz olarak ilmekleri kesiyoruz. Ön yüzde ters olarak çizgi oluşuyor.
kol ağzında bu şekilde kenar oluşturuyoruz. Robanın artırma bölümünü tamamladıktan sonra kolları ayırdık. Yine ön robadan başlayarak birinci kola geldik. Birinci kolu örerek tamamladıktan sonra arka bedeni örerek diğer ikinci kola geldik. İkinci kolu da örüp tamamladıktan sonra üçüncü olarak diğer ön bedeni örerek geldik. Örgü hizaları sırası aynı hizada olması için. Şimdi arka taraftan örgümüzü devam ederken kol altından beşer ilmek artırma yapacağız. Ön robamızı örerek diğer kolun kenarına geldik. Arka bedene geçmeden önce, birleştirmeyi yapmadan önce kol altından 5 tane ilmek artırıyoruz. Beş ilmeği artırdık. Arka bedenle örgümüzü birleştiriyoruz. Normal olarak örgümüzün yönü ters olduğu için ters olarak diğer ön bedene kadar devam edeceğiz. Diğer ön bedenle arka bedeni ilmekleri artırarak birleştirdik. Şimdi yine burada 5 tane ilmek artırarak arka bedeni diğer ön bedenle birleştireceğiz. İlmekleri artırdık. Kol altında ilmekleri artırmamızın nedeni kol altının rahat olmasını sağlamak için. Örgümüzü, robayı birkaç sıra daha ördükten sonra yeniden model kuracağız. Robanın beden bölümünden 12 sıra ördük. Şimdi ön düğme ve ilik bandını birleştirip şişimiz de yuvarlak olduğu için deniz dalgası modelimizi bir bütün olarak devam ettireceğiz. İlik bölümü üste geleceği için önce buradaki ilik bandından 6 tane ilmeği başka bir tığa geçiriyorum. Alttaki düğme bandımı alıyorum. Burada ilmeklerin biri ilik bandından, biri düğme bandından ikisini birlikte alıyorum.
İlik ve düğme bandı üst üste gelecek şekilde birleştirdik. Yuvarlak şişimizle düz örgü olarak döneceğiz. İlik ve düğme bandını birleştirdikten sonra bir sıra örgü devam edip geldik. Artık örgülerimiz hep düz, yüzde düz olarak örülecek yuvarlak olduğu için modelimizi kurarken bir sıra ters olduğu için onu da ön yüzümüzde yine ters olarak öreceğiz. Tekrar düzle devam edeceğiz. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz. Burada modeli kurarken ilik ve düğme bandını birleştirdiğim yerden kuruyorum. Bir ilmek artırıyorum. 5 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Aralarında da birer tane ilmek artırıyorum. Bu 5 ilmeğin hem başlangıç noktasında hem de bitiş noktasında artırma işlemi devam ediyor. Arada 12 ilmeği ikişer alarak 6 ilmeğe düşürüyoruz. Tekrar yine artırma işlemine geçiyoruz. 5 ilmeğin aralarından ve başlangıçla bitiş noktalarından artırmayı sürdürüyoruz. Tekrar kesme işlemine geçiyoruz. Modeli kurarken 1-2 ilmek fazla gelirse o ilmeklerimizi de keserek eksiltiyoruz veya eksik gelirse 1-2 ilmek artırarak modelin doğru kurulmasını sağlıyoruz. Model kurulumu bittikten sonra başa geldiğimde ilmekleri ters olarak öreceğim. Tekrar yine 2 sıra düz ördükten sonra model kurulumuna devam edeceğim. Beden bölümüne 4 sıra modeli kurduk. Şimdi keserek tamamlayacağız. Modelimizi yuvarlak şişle hep düz yüzden ördüğümüz için horoşalarını da yine düz yüzden yapmıştık. Kesmeyi sonlandırmayı ters yüzden tığ yardımıyla yapacağız. Örgü sıramızı burada tamamladık. Başlangıç noktamızdı. Kolaylık olsun diye ters yüzden keserek bitireceğiz. Şimdi geriye dönüyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi tığ yardımıyla düz olarak kesiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimiz ters görüntü sağlıyor. Örgümüzü arka yüzden düz olarak örüp kesiyoruz. Ön yüzde modeli koyduğumuzda ters sıramız vardı. Arkadan da düz keserek ön yüzde iki sıra ters örgü oluşturarak modelin lastik kısmını meydana getirmiş oluyoruz. Robayı tamamladık. Düğmelerimizi diktik. Kordelamızla kollarımızın süsünü yaptık. Şimdi hazırladığımız kumaşımızı
alttan iğneleyerek modelimizin hemen üst kısmından dikerek elbiseyi tamamlayacağız.